Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Özellikle kışın yaşadığımız soğuk algınlığı ve grip gibi bir takım sıkıntılarımızı atlatabilecek, bunları önleyebilecek doğal ilaçlara yönelik serimize devam ediyoruz. Bu videoda zencefil, bal ve limonla beraber yapacağımız çok lezzetli ve bir o kadar da soğuk algınlığı ve grip gibi konularda bizim çok işimize yarayabilecek bir şurup yapacağız. Şurup için zencefile, limona ve bala ihtiyacımız var. Bu üç karışım kendi içerisinde zaten bir sürü vücuda faydalarıyla birlikte bir de yaratacakları sinerjiyle çok fazla bizim soğuk algınlığı ve gripte yaşadığımız durumları engelleyecek bir şurup olacak. Ancak bu şurubun içerisindeki zencefile dikkat çekmek istiyorum. Bu zencefilin bir sürü faydası var ancak en önemlileri bizim için mide kramplarına, adet kramplarına ve soğuk algınlıklarında yaşadığımız burun tıkanıklarını dekonjensan etki göstererek açması konusunda çok mahir bir bitkidir. Dekonjensan nedir dersek, burun kanalımızda ikiye ayıran tam ortada nazal denilen bir bölge var. Bunun sağ ve sol duvarlarında sümük dokuları bulunur. Soğuk algınlığı ve grip de bu sümük dokuları şişerek burnumuzu tıkar. Yani bazen dersiniz ya böyle burnum tıkandı ama yani sümük yok, balgam yok, mukus yok, hiçbir şey yok ama burnum böyle tıkalı, konuşamıyorum, nefes almama engelliyor. Bir türlü ne kadar mendille silsem de bir türlü burnumu açamıyorum diyorsanız işte bu nazaldaki sümük dokularının şişmesinden dolayıdır. Bu zencefil de bu şişen sümük dokularını tedavi edici özelliklere sahiptir. Şurubumuz için 3 yemek kaşığı bal kullanıyoruz. Zaten bu balı ben doğal bal kullanmanız gerektiğini zaten hiçbir programda söylemedim. Söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Balın doğalını kullanmanız lazım. Sıcak suya ihtiyacımız var. Her zaman gibi sıcak suya koyuyoruz. Bu suyun içerisinde viskozitesi bizim öteki karışımlarla birlikte karışmasına, daha rahat karışmasına fayda sağlayacak. Şimdi biz şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Zencefillerimizi soyacağız, rendeleyeceğiz bir ufak kabın içerisine. Limon sularımızı bu zencefilin üzerine kaplayacağız ve bunu 15 dakika kısık ateşte zencefilin içeriği limon suyuna geçene kadar bir 15 dakika kaynatacağız. Zencefillerimizi soyduk. Aslında bana kalsa hiç soymam da işte alışa gelmiş bir şekilde soyuyoruz. Ondan sonra isterseniz büyük bir rendeyle, isterseniz böyle küçük bir rendeyle bunları kabımıza rendeliyoruz. Özellikle unutmadan bu bizim soğuk algınlıkları dışında da çok önemli bir faydası var bu şurubun. Onu da anlatmaya çalışayım. Özellikle bu adet düzensizlikleri ve adet krampları yaşayan insanların bir de mide krampları vardır ki bu mide krampları da genelde bu düzensiz adetlerden dolayı oluşan kramplardır. Bu şurup bu adet kramplarını da ve normal mide kramplarını da engelleyebilecek bir takım özelliklere sahiptir. Ancak tabi adetten dolayı olduğunu biliyorsak, yani bu dönemlerimizde böyle bir sıkıntı yaşıyorsak bunu kullanalım. Ama düzensiz bir şekilde çok şiddetli ve adet dönemleri dışında yaşadığınız bu mide krampları belki bu iç organlardaki iltihaplı bir yapıya işaret edebilir. Bunu mutlaka doktorunuza danışın. Ondan sonra sadece bunu kullanarak o tarz bir sıkıntıdan kurtulamazsınız. Ancak adet dönemlerinde bu tarz bir sıkıntınız varsa yüksek ihtimal bu şurup sizin bu durumunuzu engelleyecek güzel bir şurup olarak kullanma şansınız olur. Zencefillerimizi rendelemeyi bitirdik. Şimdi bunların üzerine örtebilecek kadar limona ihtiyacımız var. Limon suyuna ihtiyacımız var. Ancak yeterli değilse bir fazla limon kullanabilirsiniz. Veyahut da yarım çay bardağı su da koysanız
işimizi görür. Evet, limon sıkma işimiz bitti. Son limonumuzu koyalım. Hemen hemen üzerine örtecek kadar bir limon suyu elde ettiğimiz için buna takviye yapmaya gerek yok. Şimdi bunu 15 dakika kısık ateşte kaynatacağız ve içine incelttiğimiz balımızı koyacağız. Ateşimizi yakıyoruz. Kısa getiriyoruz. Bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 15 dakikadır kaynıyorlar. İyice içindeki zencefil de yumuşadı. İçindeki etken maddeleri limon suyun içerisine verdi. Bunun altını kısacağız ve iyice soğuyana kadar şöyle ılık diyebileceğimiz, çok fazla sıcak olmayan, çok da fazla soğuk olmayan bir hale geldikten sonra balla karıştıracağız. Boşaltma işlemi bittikten sonra sıcak suyun içerisinde viskozitesini düşürdüğümüz balı aynı bu kovanozun içerisine koyuyoruz ve hızlıca karıştırıyoruz. Kokusu enfes. Harika. Hiç o içtiğiniz sentetik ilaçların hiçbirine benzemez. Bunu nasıl kullanacağız? Soğuk algınlığımız var, gribimiz var ama en önemlisi burnumuzda İşte sümük olmadan, balgam olmadan bir tıkanıklık varsa işte bu tıkanıklığı çözüp bu sümük dokularına yardımcı olacak şurup bu. Bunu o dönemlerde bir yemek kaşığı günde 1-2 defa kullansanız işinize yarar. Bu karışımı da ağzını kapattıktan sonra 2 hafta yani 14 gün civarında bozulmadan size kullanma şansı sunar. Ondan sonrası için mutlaka atmakta, bunu yeniden yapmakta fayda var. Bu tarz doğal şeyler, ilaçlar, şuruplar, bunların içerisinde koruyucu maddeler olmadığı için çok fazla dayanmazlar. Yani şunun bile maksimum dayanma, içinde limonu var, zencefili var, balı var desek bile 14 günden sonra bu bozulmaya başlayacağı için mümkün olduğunca yenilerini yapmakta fayda var. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.